Geçmeyin, geçmeyin, geçmeyin. Çok kıymetli basın mensupları, aziz ve değerli yol arkadaşlarım, bu güzel yaz gününde, bu güzel yaz sabahında bizleri yalnız bırakmadınız, bu programımıza teşrif ettiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, hepinizin yakından takip ettiği gibi mevsimin de yaz olması, havaların sıcak olması, siyasetin sıcak olması devam edip gidiyor günler. Siyasetle yakından ilgilenenlerin muhakkak bildiği, duyduğu bir fıkrayla ben bu konuşmaya başlamak istiyorum. Biraz neşemiz, keyfimiz yerine gelsin. Alacağımız da dersler vardır muhakkak. Bir kampanya döneminde kampanya otobüsüyle seçim çalışmasından dönen parti çalışanları kırsal bir yerde trafik kazası getirmişler. Şarampora'yı yuvarlamışlar. Ölenler, kalanlar falan. Orada çiftlik sahibinin biri bunları buluyor ve hepsini görmüş. Savcı, polis işte sonradan haberdar edilmiş, böyle böyle kaza oldu. Geliyor, savcı soruyor, ne yaptın, ne oldu, işte böyle böyle oldu, bunlar şey yaptılar, kaza geçirmişler, ben de buldum, hepsini defnettim. Peki ölmüş müydü diyor savcı hepsi. Valla diyor, birkaç tanesi ben sağım dedi ama biliyorsunuz bunlar politikacı, sözlerine pek güven olmaz, o yüzden onlara da defnettim diyor. Şimdi maalesef günümüz Türkiye'sinde geçmişimizden gelen siyasete karşı bir güvensizlik algısı vardı. Hala da var. Ama son 12 yıl AK Parti iktidarında seçimlerin zamanında yapılması, verilen sözlerin tutulması büyük oranda bu güven endeksinde siyaset kurumunun üst seviyelere çıkmasına zemin hazırladı, olanak sağladı. Bizler de yaklaşık 2 hafta kadar önce Sayın Başkanımızın tensip buyurmalarıyla AK Parti İl Başkanlığı görevine layık görüldük ve bir yönetim kurulu listesi hazırlığı çalışmasına başladık. Bu çalışmayı yaparken toplumun bütün kesimleriyle, ön yargısız, koşulsuz, herkesle istişare etmeye, görüşlerini, önerilerini almaya gayret ettik. Bir insan havuzu oluşturmaya çalıştık ve bugün de burada bulunan çok kıymetli arkadaşlarımızın olduğu listemizi genel merkezimize takdim ettik ve onaylarını aldık. Bugün de sizlerle bir araya gelip hem birbirimizi daha yakından tanıyalım, hem de basınımızla bunu paylaşalım ve halkımıza duyuralım istedik. Ben tekrar hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum, önümüzde çok yakın bir zaman içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu, Türkiye'de demokrasi tarihi açısından bir ilk olması hasebiyle çok önemli. Biliyorsunuz ki ilk defa halk oyuyla, vatandaşımızın bizim belirleyeceğimiz, vereceğimiz oylarla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Bu demokrasi tarihimizde, Türkiye tarihinde bir ilk olacak, bir dönüm noktası olacak. Sayın Başkanımızın da defaatle dile getirdiği gibi yeni ve büyük Türkiye için bir milat olacak. İnşallah hayırlı sonuçlarla neticelenecek. Bunu ümitle temenni ediyoruz. Bu vesileyle bu akşam yine mübarek ayların sultanı, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e de başlamış olacağız. Ben sizler vasıtasıyla ve sizlerin Ramazan Şerif'ini tebrik ediyorum. Bu güzel iklimde
İnşallah çevremizde, Türkiye'de, dünyada zulüm gören, savaşların sürdüğü topraklarda zulüm gören bütün insanların barışa, helala ulaşması için dua ve niyaz edelim. Bu kardeşliğimizin artmasına bir vesile olsun. Bu temennilerle çok fazla tutmadan sizleri yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı takdim etmek üzere bir fotoğraf verelim ve ondan sonra serbest olarak sohbetlerimize devam edelim inşallah. Ben tekrar geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sistemimizi tek tek isim belirteceğim ve daha sonra da dışarıda birlikte toplu olarak fotoğraf çekeceğiz. Ahmet Akçay, Ali Gümüş, Abdullah İktu, bir saniye. Bir görelim şu arkadaşları, Zeynel Bey. Bir görelim şu arkadaşları tek tek. Tamam, öyle de yapabiliriz. Evet. Ahmet Akçay, il başkanımız. Hepinizin bildiği gibi. Ali Gümüş. Abdullah İktu. Abdullah İktu. Neresi olduğunu da söyleyeceğiz bununla o zaman. Bu arkadaş kimdir, nereden? Evet. Yani, o kadar zamanımız olmayabilir. Yani çünkü tanıyalım, daha sonra gördüğümüz adama çarpıyoruz. AK Parti il yönetiminden birini çarptık diye bir onur bir şey olur. Yani tanıyalım adamı ya. AK Parti il yönetimine çarpsaydı değer arttırmayalım. Ya ama çarptığımızdan falan yapacağız. Ya haydi başlayın. Ali Gümüş, avukat. Abdullah İktu. Abdullah abi, seninle böyle olalım. Arzu Çebi. Atamer Ölüm. Aykut Sancar. Bayram Başelma. Bekir Kireyitçi. Burçak Doymaz. Cem Fitoğlu. Cüneyt Yüksel. Egemen Dündöz. Engin Çeri. Eyüp Kanal. Fatih Dayı. Fethi Özmer. Hacer Nazan. Hakan Suno. Arif Gülsoy. Hani kim bilindir? Hüseyin Örnek. İsmail Varol, Mehmet Acı, Mehmet Şahin, Muhammed Boğaz, Muharrem Akgüz, Mustafa Şentürk, Nakiman Boğaz, Ömer Boğaz, Özgür Dağlar, Tahir Eke, Sadık Baş, Selami Altmer, Selime Gündar Yazıcı, Sema Şahin, Sırlay Doğan, Sibel Demir, Şevket Yapman, Şirzat Filiz, Şükrü Akçaoğlu, Şükrü Avcı, Zehra Yılmaz, Zeynep Şen, Ziya Ekiciler. Feridun Berk Çalıkçı, Erkan Kıray, İlker Öz, Mahmut Yavasan, Mürsel Güloğlu, Salih Üzbaş, Zeki Ergin, Adem Okur, Şenol Gürültaş, Ömer Öngül, Ahmet Surbi, Tülay Tosun, Ahmet
Hamdi Tüncar, Adnan Arzun, Hüseyin İnecer, Muzaffer Şeker, Eşref Sadık Ergin'e, Nuroğlu Şahin, Haydut Cömert, Erkan İnce, Nizamettin Mağlubuş. Arkadaşlar elindeki imza listesine göre olur. Daha sonra aydınlanma varsa onları da bekliyoruz. Tüm yönetim kurulu arkadaşlar.